mayamızı ılık suyla birlikte açacağız. Bunun için ılık suyumu da yanıma alıyorum. Önce mayayı koyuyorum. Bunun üzerine şeker. Mayayı iyice eziyorum. Maya tamamen ezildikten sonra şimdi içerisine sütü ekliyorum. Ve yoğurt. Şeker, maya ve ılık suyu birbirlerine karıştırdıktan sonra içerisine süt ve yoğurdu ekledim. Hepsini güzelce karıştırdım. Şimdi biraz da un ekleyeceğim. Evet, bunu da karıştırdıktan sonra şimdi mayamız hazır. Bunu bu şekilde yaklaşık bir yarım saat kadar bekletiyoruz tezgahımızda. Maya ortaya çıkmaya başlıyor. Daha sonra hepsini malzemelerin unla birlikte karıştırarak hamurumuzu yoğurmaya başlıyoruz. Hazırladığımız karışımı karıştırma kazanın içerisine boşaltıyoruz. Şimdi tuz ekleyelim biraz da. Ve bunun üzerine de unumuzu ekliyoruz. Karıştırma aparatımızda takarak yoğurma işlemine geçebiliriz. Hamurun kıvamına göre gerekiyorsa biraz daha un ekleyebiliriz içerisine. Şimdi çok az daha koyacağım ve tekrar yoğuruyorum. Evet, hamurumuz hazır. Şimdi çıkartabiliriz. Yoğurmuş olduğumuz hamurumuzu şimdi ayrı bir kabın içerisine boşaltacağım. Ve mayalanması için bu kabın içerisinde bir süre bekleteceğim. Biraz da un serpiyorum şimdi yapışmaması için. Hamurumuzu kabın içerisine aldık. Şimdi çok az bir unu da alıyorum yanıma. Üzerine de biraz bu şekilde un serptikten sonra hamuru bu şekilde bekleteceğiz. Yaklaşık bir saat kadar mutfağımızda mayalandıktan sonra açarak gobitlerimizi yapmaya başlayacağız. Hamurumuzu beklettikten sonra mayalandı. Şimdi artık porsiyonlayabiliriz. Fırın tepsimizi de yanımıza alıyoruz. Tezgahımıza da biraz un çıkartalım. Unumuzu serptikten sonra mayalanmış olan hamurumuzu tezgahımıza bu şekilde alıyoruz. Bıçağımızla da porsiyonlara ayıracağız. Evet, bezelerimizi şimdi artık merdanemizle açabiliriz. Alttan ve üstten ununu koyuyoruz bol miktarda. Bakın bu şekilde açıyoruz. Çok pratik bir pidedir gobit. Evet, birinci gobitimiz hazır bu şekilde. Tepsimize koyuyoruz. Şimdi diğerlerini de aynı şekilde yapalım. Evet, görmüş olduğunuz gibi bu şekilde gobitlerimizi hazırlıyoruz. Şimdi fırına götüreceğiz. 220 dereceye ayarladım. Ortalama 25 dakika pişireceğiz ve çıkarttıktan sonra da servisimizi gerçekleştireceğiz. Ekmeğimiz pişti. Fırından çıkartabiliriz. Evet, harika görünüyor. Ekmeğimizi bu şekilde servise sunuyoruz.